Sizden Gelenlerin 6. bölümüne hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir takipçimizin define merakından dolayı başına gelen bir olayı anlatacağız. Hazırsanız başlayalım. Mert Bey, öncelikle size ve kanalınızı izleyen herkese selam olsun. Yaptığım işleri elime gözüme bulaştırmıştım. Bundan dolayı da 5 kuruşsuz kalmış, ele güne muhtaç hale gelmiştim. İş arıyor, bir türlü bulamıyordum. Yine böyle iş aradığım günlerde bir yere uğradım. Her ne kadar onları dinlemek istemesem de onların birkaç sözü kulağıma takılmıştı. Onlar bir defineden bahsediyorlardı. Define sözünü duyunca ister istemez kulak vermeye başladım. Onlar bir kişi daha olması lazım deyince söze atıldım ve ben de varım dedim. Böylece onlara katılmış oldum. İnsan bu tarz maddi ve manevi düşüşler yaşadığı her şeye gerçekten gözü kapalı girebiliyor ve seni çok iyi anlıyorum. Söylenilen yere gitmek için hazırlık yapılması gerekiyordu. Bu yüzden de bir hafta sonra gidilmesi için aramızda anlaştık. Bu bir hafta içerisinde hem hazırlıklarımızı tamamladık hem de birbirimizle tanışmış olduk. Bir hafta sonra hazırlığımız tamamlanmış ve yola çıkmıştık bile. Arabanın içinde Neşe ile konuşuyor, sohbet ediyorduk. Böylece başımıza gelecek olaylardan habersiz defineyi çıkaracağımız yere vardık. Ellerimizde ne varsa araçtan indirip defineyi arayacağımız yere bıraktık. Her birimiz sırayla kazacaktık. Aramızda kazmayı ilk kim vuracağına dair kura çektik. İlk kura bana çıktığı için elime kazmayı alıp kazmaya başladım. İlk yarım saat bir sıkıntı olmadan öylece kazıp durdum. Yarım saat geçtikten sonra topraktan akrepler çıkmaya başladı. Her akrep çıktıkça onları alıp dışarı atıyor ve kazmaya devam ediyordum. O akreplerden birini yanlışlıkla defineci arkadaşlarımdan birinin üzerine attım. O defineci üzerine gelen akrebi yere atıp öldürdü. Her ne kadar akrebi öldürmemesi gerektiğini söylesem de korktuğu için beni dinlemedi ve onu öldürdü. Ne olduysa akrep öldükten sonra oldu. Etrafta yüzlerce göz belirdi. Ardından da kahkaha sesleri. O gözler kıpkırmızıydı ve bir birleşip bir ayrılıyorlardı. Gecenin karanlığında onların gözleri apaçık belli olduğu için toprağı kazmayı bırakmış, şimdi ne olacak diye birbirimize bakmaya başlamıştık. Akrebi öldüren arkadaşımız hepimizden daha çok korkmaya ve bağırmaya başlamıştı. Zira görünen varlıklar tarafından arkasından çekilmiş götürülüyordu. Götürüldükten hemen sonra bir çığlık koptu. Ardından ses tamamen kesildi ve hemen sonrasında arkadaşımızın cesedi önümüze atıldı. Biz korkudan başımıza ne gelecek diye beklerken simsiyah bir varlığın süzülerek üzerimize doğru geldiğini gördük. O varlık karşımıza gelip durduğunda korkudan birbirimize sarıldık. Öyle sarıldık ki kemiklerimiz kırılacak gibiydi. O varlığın ayakları tersti. Bir gözünde kocaman bir çukur vardı. Öbür gözünde de kurtçuklar oynuyordu. Yüzünün bir yanı yanık gibiydi. Öbür yanı kıllarla kaplıydı. Ağzında uzun ve sivri dişleri vardı. Kollarından biri uzun, diğeri ise kısaydı. Ayrıca bu varlık eğri büğrüydü. O varlık ağzını açıp bize, "Ey Ademoğlu, arkadaşınız bizden birini öldürdü. Biz de intikam için onun canını aldık. Eğer siz de aynı akıbetle karşılaşmak istemiyorsanız buradan çıkıp gidin. Şunu da bilin ki o kazmak istediğiniz define bizimdir. Bizim olanı da kimseye vermeyiz," dedi. Bunları söylerken öyle bir pis koku yayılmıştı ki o kokuyu ömrüm boyunca unutamam. O varlık bizi ikaz ettikten sonra çıkıp gitti. O gidince etraftaki yüzlerce göz kayboldu. Onlar ortadan kaybolunca neyimiz varsa orada bırakıp
arabaya bindik. Aracımızın şoförü korkudan aracı öyle bir sürüyordu ki yarım saatlik yolu 5 dakikada gitmiştik. O günden sonra ne Defin'i aradık ne de oraya gittik. O varlıklardan başımıza bir iş gelmeden kurtulmasına kurtulmuştum. Ama gece rüyalarıma sık sık giriyor ve beni korkutuyorlardı. Hatta sadece beni değil, oraya giden herkesin rüyalarına giriyor ve onları da korkutuyorlardı. Bu rüyalar iyice çoğalınca bir araya gelip bizi bu durumdan kurtaracak bir hoca aradık. Aramamızın sonunda bir hoca bulduk. O hoca bizi bir odaya götürdü. Etrafımıza çizgi çizdi ve ne görürseniz görün bu çizgiden asla çıkmayın dedi. Biz çizginin içine girdikten sonra o hoca şimdiye kadar duymadığım bir dilde bir şeyler söyledi. O söyledikçe sanki deprem oluyormuş gibi her taraf sallanıyordu. Ayrıca yine o kırmızı gözler çıkıp etrafımızda belirmeye başladı. Biz o gözleri görür görmez korkudan ayağa kalkıp kaçmaya çalıştık. O hoca bizi durdurdu ve çizgiden asla çıkmamamız gerektiğini söyledi. Hoca okumasını bitirince yine o karanlık varlık ortaya çıktı. Ortaya çıktığı anda öyle bir gürültü koptu ki Mert, sana anlatamam. Hoca o varlığa sordu. Ne istiyorsun Adem oğullarından diye. Bu soru üzerine ben onlara burayı kazmayın dememe rağmen beni dinlemediler ve kazmaya devam ettiler dedi. Bunları derken de arkadaşımın gözlerinin içine bakıyordu. O karanlık varlığın ne demek istediğini anlayamadığım için arkadaşlarımın yüzüne baktım. Arkadaşlarım benim onlara baktığımı görünce kafalarını yere eğdiler. Onlar kafalarını yere eğince benden sonra tekrar oraya gittiklerini anladım. Hoca bir müddet daha o karanlık varlıkla konuştuktan sonra bize dönerek o cin ile anlaştım. Sizden 10 siyah keçi istiyorlar. O keçileri de söylediğim yerlerde kesip kanlarını oraya akıtacaksınız. Etlerini de fakir fukaraya dağıtacaksınız. Kemiklerini bana getireceksiniz deyince moralim bozuldu. Benim huzursuzluğumu gören hoca, evladım niçin böyle suratın asıldı dedi. Ben de bunun üzerine keçi alacak paramın olmadığını söyledim. Diğer arkadaşlarımın alacakları paraları olduğu için onların sesleri çıkmıyordu. Hoca benim derdimi anlayınca gülerek sırtımı sıvazladı. Ardından bana evladım senin alacağın keçiyi ben alırım dedi. Hocadan bu sözleri duyunca sevincimden ellerini ayaklarını öpmeye başladım. Benim bu tutumum karşısında hoca beni durdurdu ve keçilerin bir an evvel alınması gerektiğini söyledi. Arkadaşlarım keçileri almaya gittiklerinde ben de hocanın yanında kalmıştım. Arkadaşlarım keçileri alıp geldikten sonra biz de hocayla beraber gidip istedikleri keçiyi aldık. Keçi sayısı tamamlanınca hocanın tarif ettiği yere gidip keçileri kestik ve kanlarını akıttık. Ardından onların etlerini fakir fukaraya dağıttık. İşimiz tamam olunca keçilerden arta kalan kemikleri hocaya getirdik. Hoca getirdiğimiz kemikleri bir araya topladı. Yine o bilmediğim dilde bir şeyler okudu. Okuması bitince cinler tekrar ortaya çıktı. Cinler ortaya çıktıktan sonra bir araya toplanmış kemiklerin yanına gittiler. Ve kemikleri tek hamlede tutarak geldikleri gibi ortadan kayboldular. Onlar kaybolduktan sonra hoca bize dönerek evladım artık kurtuldunuz dedi. Bundan sonra alnınızın teriyle kazanamayacağınız işlere girmeyin dedi. Biz oradan ayrıldıktan sonra ben ve arkadaşlarım bir daha o işlerle uğraşmadık. Bu arada ben de bir iş bulmuş ve çalışmaya başlamıştım. Çalıştıktan sonra evlendim ve çocuklarım oldu. Evlenip çocuklarım olduktan sonra bir daha asla iş sıkıntısı çekmedim. Kanalınızı gördüm ve bunu size yazmak istedim. Umarım görmüşsünüzdür ve bu hikayeyi okuyorsunuzdur. Elimden geldiğince yazdım. Bir hatam varsa
affola, sevgilerle. Estağfurullah, çok da güzel bir hikayeymiş ve bir iş sıkıntısı çekmemene de çok sevindim. Bu arada başınıza gelen paranormal olayları bana Instagram üzerinden ulaştırırsanız sevinirim. Ve unutmayın, korkunun sizi eline geçirmesine asla izin vermeyin. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Görmek istediğiniz konuları yorumlara yazarsanız ve beni sosyal medya hesaplarımdan takip ederseniz sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.